Mesnunlar ne çabalar yapıyor, nasıl neler yapıyorlar. Ben bu bizim tamam. Efendinin oğlu Kadı Ahmetler'den filan oldu. Evet, isminiz Bedir. Bedir Yücel. Evet. Size aşağı şehirde yani babalar, sülalenizde, lağabınıza kimler diyor? Kadı Ahmet'in oğlu efendinin oğluyum. Kadı Ahmetler'den, siz efendinin oğlusu. Güzel. Peki, bu mesleğe bir olmadı halde sen mesleğin şoförlük. Bunu nasıl seçtin yani bunu bilmediğin halde ne, bu atılganlığı nereden buldun bu cesareti? Daha önce dokunmacıydım. Dokunmacılarından ileri geldim. Güzel. Peki şimdi şoförlükle Besni'de zengin olan duydun mu? Olan olur. Olan da. Hani bir kişi gösterebilir misin? Şu filan da zengin olmuş, milyoner olmuş diye. Hayır, duydun mu bir şoför? Duymadım. Demek ki neden? Çünkü şoförlük bir vasıtadır yani. Yani telefon vasıtası gibi vasıtadır. Alır götürür getirir, eskidikten sonra oturur. Öyle olmadı mı? Gerçek yok. Evet. Şimdi sana sorayım. İkinci olarak. Sen de haberin var. Bu Besni'den millet niye göçtü? Sağdan soldan duyduğun nedir? Niye göçtüler dışarı gitti? Acaba neden? Genç olarak. Bugünün şartları oydu, bugünün şartları bu. Geçim sıkıntısı vardı, ceryan sorunu vardı bir zaman. Bir zaman yer sorunu vardı, su sorunu vardı. Vardı yani, bazıları düşmanlıktan gidiyordu. Evet. Peki şimdi yer sorunu dediniz de, bu şimdiki diyelim Uşak'a gittin mi sen? Evet. Peki Uşak'taki fabrikatör, hemşehrilerimi getirsek, buranın neresine korusun? Sorayım sana. Hiçbir yere koyamaz. Yani getirme adamları buradan nereye kursunlar? Demek ki yanlış kurulmuş şehir. Düzün. Beni taşım yani, ben nasıl taşıyım? Zamanında bozuk kurulmuş. Peki, genç olarak sana sorayım. Sen olsan Besni'yi nereye koyardın ha? Bundar'ın yazısı var Gölbaşı tarafında. Sularının kesinin ovası var. Arabanın tarafına vurabilirdi. Gayardına vurabilirdi. Evet. Yani buradan daha mükemmel yerlerimiz daha var. Daha mükemmel yer vardı, daha da gelişebilirdi. Evet, çok güzel. Evet, şimdi bir de şu var. Bu aşağı şehirden çıktık buraya, buradan da dış gurbete gittik. Çok ezildik, çok masraf ettik. Şimdi dışarıya gittim diyeceğim. Derler ki sırtına yatırdı yorgan derler, adam olmaz derler. Hiç dışarıda böyle hepsi de bakıyorum başarılı. Acaba neden bu sözü kim söylemiş böyle Besni'lere kötülemek için mi söylemişler? Yoksa tembelliğe mi alıştırmışlar böyle? Tembelliğe alıştırmışlar olabilir. Besni'lerin dışarıdakinin hepsi muvaffak oluyor yani. Ha. Hadi yatırdı yorgan değil de kutlu yorganlar atıyorlar değil mi? Evet. Sen de gittin görmüşsündür. Evet. İftihar ettik değil mi hemşehrilerimizin çalışkanlığını? Evet. Hepsi burada, hepsi dokuma işliyordu. Belki sen bilmezsin. Evet. Tut bezinden başlamış. Tokaç'tan şey dönmüş, kaşil dönmüş gelmişler. Evet. Biz hepsini biliriz. Bizim çabamızı, mabamızı bazı kıskanan kişiler yok altın buldu, yok gümüş buldu filan ayağıyla kötülüyor. Aslında Besni adamı aslan gibi. Pençesini attı mı payını alır. Ne olursa olsun dalar. Evet. Peki şimdi biliyoruz ki Besni'ye bir folklor kuralım. Her şeyimiz var. Eski müziğimizi yeniden dile getirelim. Besni'nin sesi olsun. Besni'lerin düğün olduğu zaman çalsın. Besni'nin özlemini gidersin. Tamam. Böyle nispetle bir katkıda bulunur musunuz? O günün şartına bağlı bir şey. Karınca kadar ince. Ben maddiyetten ziyade, maddiden ziyade maddiyet şeyini şöyle... Manevi destek. Manevi tabii, destek. Tabii, tabii. Şimdi mesela bir çevrede iyi bir okuyucu hemşerimiz olur. Memleketin eserini söyler, yazarı olur ve oyuncusu olur. Bunlar tavsiye de bizim için daha önemli. Evet. Çünkü maddi yönde bütün hemşehriler katkıda bulunuyor. Evet. Hiç şimdiye kadar hiçbir kimse...